Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz medikal estetik danışmanı Sayın Kadriye Dila Kunduracı. Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkürler. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Kadriye Dila Kunduracı. Kimyagerim, aynı zamanda medikal estetik danışmanlığı yapıyorum. Bu konuda da eğitim aldım. Medikal estetiğin ve güzelliğin tanımını yapalım isterseniz. Lütfen, sonrasında da danışmanlığı nedir onu öğrenelim sizden. Evet, estetik ve güzellik tarih boyunca, dünya tarihi, kainat tarihi boyunca değişik felsefi tanımlarla bizlere adlandırılmış Yunan filozofları tarafından güzelliğin genel bilgisine ulaşmaya çalışılan bir felsefedir aynı zamanda estetik. Burada uyum en önemli nokta. Yani güzellikteki en önemli görsellik altın oran dediğimiz bir uyumdur. Ve tarihin bütün aşamalarında kadınların güzelliği hep bu yönde tanımlanmıştır. Evet. Peki medikal estetik danışmanlığı nedir? Neler yapar? Misyonu nedir? Güzelliğin ve estetiğin tanımını yaptınız. Şimdi bunları merak ediyoruz. Medikal estetik danışmanlık dediğim gibi bu felsefeler ve bu sanat aynı zamanda güzelliğin biçimlendirilmesi, adlandırılması, sunulması sadece kadın ve kişi olarak değil, nesneler, doğa, her şey bize estetik olarak yani mutluluk vermekte. Medikal estetik danışmanı olarak biz insanların kusurlarını, kendindeki gördüğü kusurları doktorla arasındaki bir şeyiz aynı zamanda, iletişim sağlayan kişiyiz. Göremediği noktaları biz görebiliyoruz ya da çok farklı kusurlar olduğunu düşünen insanların aslında bu şekilde altın oran bozulmadan daha görselliğin önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir nevi psikolojik terapi gibi de oluyor. Çalıştığımız zaten danışanlarımızla aramızdaki iletişimde çok paslaştığımız psikolog arkadaşlarımız da var. Mutluluk kaynağı aslında yaptığımız sektörde. Yani kendini mutsuz hisseden insanlar daha çok bizlerle temas halinde oluyor. Evet, bu hizmeti alıyorlar evet. Sizden. Peki, çalışma koşullarınız ve saatleriniz nasıl? Özellikle pandemi süreci sizler için problem teşkil ediyor mu? Evet, maalesef. Yaklaşık bir yıldır pandemi döneminde daha kontrollü bir şekilde çalışıyoruz. Günlük çok fazla danışan almamaya çalışıyoruz. Dezenfekte şartlarına, kurallara uygun hareket ediyoruz. Ve danışanlarımızın tek gelmesini rica ediyoruz. Hani salonda diğer kişilerle temas olmaması için. Ve randevu saatlerine çok önem veriyoruz. Evet. En çok talep edilen işlemler neler oluyor? Medikal işlemlere en çok kadınlar mı, erkekler mi geliyor? Karışık. Karışık, evet. Artık erkeklerimiz de bakımlı. Evet, evet, çok şükür. Evet. buna çok seviniyoruz. Evet. Yani hatta eş olarak karı koca gelen çok danışanımız var. Buna daha çok mutlu oluyoruz. Mesela arkadaşımız, danışanımız, bayan arkadaşımız geliyor. Kendine işlem yaptırırken eşine de bazı şeyler öneriyor. Ve birlikte hareket ediyorlar. Aynı işlemi işte birlikte yaptırıyorlar. Çünkü kadınlar eşlerini de güzel ve bakımlı görmek istiyor. Karışık, evet. Peki danışanlarınızdan
sizin talep ettikleriniz, özellikle de dikkat ettiğiniz ve olmazsa olmazlarınız nelerdir? Bir defa ne istediklerini bilmelerini çok istiyoruz. Yani ne istediklerini ve bu işlemlerin ne kadar süre de hani sabır gerektiriyor çünkü sonuçları. Bunlara yani randevudan önce de zaten bilgilendirme yapıyoruz. Dediğim gibi pandemi döneminde özellikle saat bizim çok için çok önemli. Randevu saatlerine dikkat etmelerini istiyoruz. Ve biz bütün danışanlarımızla bir aile gibiyiz. İletişimimiz çok güzel. Devamı gelen bir yani süreç sürekli. Beni en çok bu işte, meslekte mutlu eden şey çok güzel insanlar tanımış olmam. Evet. Peki gelecekle ilgili hedefleriniz nelerdir? Ya da geleceğe dair projeleriniz? Gelecekle ilgili hedeflerim bu meslekte daha tabii ki büyümek, yurt dışına açılmak hedeflerimiz var. Öyle bir projelerimiz var şu an. Danışanlarımın çoğu yabancı doktorlarla çalıştığım için yabancı uyruklu danışanlarımız var. O yüzden de talep çok fazla. Yurt dışında inşallah şubelerimiz olacak, büyüyeceğiz. Hedeflerimiz bu. İnşallah. Peki çalışmış olduğunuz doktorlarla yabancı ve Türk hekimlerin en çok sevdiği uygulamalar ya da sevmediği uygulamalar nelerdir? Yabancı danışanlarınızla iletişimde zorluk çekiyor musunuz? Türk doktorlarımızın en çok sevdiği uygulamalar botoks ve PRP uygulamaları. Yabancı doktorlarımız, özellikle İranlı doktorlarla çalışıyorum, doktorumuz İranlı. Bu işlemlerde, medikal işlemlerde muhteşem sonuçlar alıyoruz. Çok başarılı. İletişim konusunda da çok zorlandığım dönemler olmuştu ama dil çok önemli. İngilizce iletişim kurmakta, işte Farsça iletişim kurmakta biraz zorlanıyoruz. Doğru. Evet. Zor, gerçekten zor. Peki medikal estetik uygulamalarında doktorlarınızın tercih ettiği, en çok tercih ettiği ürünler nedir ve kalıcılıkları nasıl? Bu konuda kimyager olmanız, kimyagerim demiştiniz aynı zamanda. Evet. Size fayda sağlıyor mu? Evet, çok fayda sağlıyor. Zaten bu mesleğe dönüş yapmam, tercih etmemin sebebi de oydu. Ürünler çok ilgimi çekiyor. Fuarlara gidiyorum, yeni ürünler keşfediyoruz. Ürünler bizim zaten olmazsa olmazımız. Muhteşem firmalar, muhteşem ürünler çıkardı. Gençlik aşıları yani atladı. Lifting etkili, estetik siz yüz germe uygulamaları sağlayan çok güzel ürünlerimiz var. Innaqua diye bir ürün var mesela. Şu an doktorumuzun en çok yapmaktan zevk aldığı bir ürün. Danışanlarımız da çok memnun, çok seviyorlar. Çok güzel. Peki kadın olarak bu mesleğin tahmin ediyorum ki çok zevkli yönleri vardır. Nelerdir? Bahseder misiniz bize? Evet, ben normal hayatımda da bu uygulamaları yaptıran, inceleyen, merak eden bir kişiydim. Bu eğitimi almadan önce de bu bir süreç yaşadım, böyle bir süreç. Yurt dışında da çok merkezleri işte araştırdım, gezdim, ürünler tanıdım. Tabii ki ilk önce
kendi bakış açımdan kadınlar ne ister, nasıl hedefleri var, işte mesela bu uygulamaları yaptırırken ağrı çekmemesi gerekiyor, ne şekilde daha konforlu hale gelir, etki süresi ne kadar uzayabilir, çünkü hem maliyetli hem belli bir süreci olan işlemler. Bunları hep araştırdım ve bu konuda elimden geldiği kadar danışanlarıma faydalı olmaya çalışıyorum. Evet. Peki, erkek danışanlarınızın en çok talep ettiği medikal işlemler ve size sorulan sorular nelerdir? Problemleri daha çok neler oluyor? PRP konusunda çok talepleri oluyor saç dökülmeleri için. Yan etkileri olup olmadığını merak ediyorlar. Botoks çok tercih edilen, erkekler tarafından çok tercih edilen bir medikal estetik uygulamalarından ve çok güzel sonuçlar alıyorlar. En çok korktukları şey iğne, ağrı çekmemek istiyorlar. Anestezi krem uygulamalarını mümkün olduğunca yoğun istiyorlar. Kadınlardan daha hassaslar erkekler bu konuda. Ama çok memnun sonuçlar alıyoruz. Harika. Peki, cilt gençleştirme uygulamalarınızdan biraz bahseder misiniz bize? Bir de botoks ile en çok hangi botoksu en çok hangi yaşta öneriyorsunuz ve hangi bölgelere uygulanır? Biz cilt gençleştirme, ameliyatsız cilt gençleştirme uygulamaları dediğim gibi birçok üründen destek alıyoruz. Inankua, Aqua Shine diye birçok gençlik aşısı var. 3 seans yapılıyor. Kişinin cilt analizine göre doktor bey muayene sonrasında. Çok dediğim gibi güzel sonuçlar alıyoruz. Bu süreçte de sürekli irtibat halinde oluyoruz danışanlarımızla. PRP en yan etkisi olmayan ve en çok memnun edici uygulamalarımızdan aynı zamanda. Yaş olarak, yaş sınırlaması olarak mesela botoks uygulamalarında 24-25 yaşlarda da yapılıyor. Kırışıklık oturmadan bu uygulamalar yapılırsa daha güzel sonuçlar alınıyor. Kırışıklık oturduktan sonra sonuçların alınması biraz daha zorlaşabiliyor. O yüzden erken yaşlarda ifadeyi bozmadan baby botoks uygulaması var. En çok tercih edilen o şekilde uygulamalar yapılıyor. Ve bunun dışında botoks sadece güzellik amaçlı kullanılmıyor. Masseter botoks yapılıyor mesela diş gıcırdatmaları için. Bu özellikle çok son yıllarda talep gören bir uygulama. Bunun dışında migren botoksu var. Migren atakları geçiren, baş ağrıları geçiren kişiler için de kurtaran bir çözüm. Bunlar yapılıyor. Güzellikle ilgili dikkat etmeleri gereken en önemli şey tüy olarak yani bence ruhumuzun güzelliği kesinlikle yüzümüze yansıyor. Ruhumuzu güzel tutmamız lazım, pozitif bakmamız lazım, hayatı sevmemiz lazım, insanları, doğayı, yaşamayı sevmemiz lazım. Bunlar çok önemli. Dediğim gibi estetik ve güzellik her şey bir bütün aslında. Dünyayı seven, hayatı seven kendini de sever. Kendimizi sevmemiz lazım. Güzel bakmamız lazım dünyaya. Biz de çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, medikal estetik danışmanı Sayın Kadriye Dila Kunduracı konuğumuz oldu. Hoşçakalın.